Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Bugün sınav stresini yenmeye çalışacağız. Nasılsın Tonguç? Hocam acayip stresliyim ve oğlum, çok... Oğlum titriyorsun sen, bir dakika kendine gel. Hocam. Sakin ol evladım, bir dakika. Hiç strese girmene gerek yok Tonguç. Bir kere sen kendine güvenmelisin Tonguç. Bir kere başarısızlığı unutuyorsun. Başarısızlık diye bir şey yok. Ama hocam var ama herkes başarısız oluyor sınavda. Hayır evladım, herkes başarısız oluyor olur mu? Hiç hocam ben de olacağım diye çok stres yapıyorum hocam. Bir kere başarısızlığı lügatinden çıkarıyorsun Tonguç. Mutlaka başaracağına emin olmalısın ve başarı odaklı çalışmalısın. Yani kazanacağım, iyi not alacağım, mutlaka iyi bir puan elde edeceğim diye düşünmelisin. Ama sürekli kendi kendime şöyle düşünüyorum hocam. Kötü not alırsam acaba ailem bana ne der? Ondan sonra kötü not alırsam acaba okuldan hani herkes dalga geçer mi? Onları düşünüyorum hocam. Evladım bu tür şeyler tabii ki bütün arkadaşların yaşadığı stresler. Sen de bunları yaşıyorsun ama normalde emin ol senin çevrendeki insanlar seni Tonguç olduğun için seviyor. Yani sınavda başarılı olacağın için, iyi bir okul kazanacağın için ya da kazandığın için değil. Şöyle düşünsene, annen seni her haline sevmez mi? Annen seni her haline sever. Dolayısıyla sen sınavda üçüncü de olsan, ikinci de olsan, birinci de olsan annen seni sen olduğun için seviyor. Ya hiçbir şey olamazsam hocam? Hiçbir şey olamazsam diye bir şey yok Tonguç. Birincisi beklentini, yüksek beklenti çok önemli. Yani çok fazla yüksek beklenti olursan, kazanamayacağın bir okulu istersen, alamayacağın bir puan istersen. Mesela diyelim ki matematikte kaç net yapabilirsin sence? Hepsini doğru yapabilir misin matematikte Tonguç? Hocam matematikte 40'ta herhalde 15 yaparım gibime geliyor benim. Ha, mesela bu mantıklı bir hedef veya 20 ama hepsini doğru yapacağım, bütün soruları doğru yapacağım hedefi yüksek beklentisi. Ama öyle var hocam arkadaşlarım. 40 ya, sorudan 39 net yapıyorlar ve ben de onların arkasında çok geride kalıyorum bak, hocam. Bak emin ol sınavlarda çok yüksek beklentiden dolayı birçok öğrenci düşük net yapınca kazanamayacağını zannediyor. Halbuki bunların hepsi birer hurafe. Hurafe ne demek biliyor musun Tonguç? Hurafe hocam bir hurma çeşidi ve yeniyor galiba o. Hayır, evet yeniyor ama yememen lazım sen bu hurafeleri. Yani bu esasında inanılacak gibi duran ama inanılmaması gereken yalan bilgi demek. Anlatabildim mi? Yanlış bilgi demek. Mesela zor soru daha çok puan diye bir şey var. Duydun mu sen hiç böyle hocam, bir şey? Hocam bu nasıl bir soru ya? Bunu ölsem çözemem hocam ben. Bu soruda diğer sorular da kendi branşı içerisinde, diyelim ki fizik branşının içerisinde fizik soruları, Türkçe branşının içerisinde Türkçe soruları aynı puana sahip. Yani bir soruyu tüm Türkiye doğru yaptı, bir soruyu ise sadece sen doğru yaptın diye puanı değişmiyor Tonguç. Soruların standart sapması var. Sadece netler değişiyor. Diyelim ki Türkiye ortalaması atıyorum 40 soruda 20 ya. Sen Evet hocam. 21. doğrun seni çok büyük puan ediyor. 22. doğrun seni çok puan ediyor. Ama ha, zor soruyu çözünce diğer kolay sorularla aynı puanda mı olacak? Aynı puanda. Çünkü şöyle hangi soru olduğu önemli değil onun. Diyelim ki 19 net yaptım sınavda, tamam mı? Evet. Sen de 18 net yaptın. Aramızda kaç soru fark var? Bir soru fark bir var. Bir soru. Ama ikimiz de ortalamanın altındayız. Yani Türkiye ortalaması 20 ise evet, ikimiz de ortalamanın altında olduğumuz için bu bir şey değiştirmiyor zaten. Ama diyelim ki Türkiye ortalaması 20, ben 18 net, sen 19 net yaptın. Evet hocam. Ben ise 22 net yaptım. Yani senin 3 net üzerindeyim. Fakat aynı zamanda ortalamanın da üstünde olduğum için bu sefer puanım senden çok kat be kat artıyor. O zaman ortalamayı geçmemiz ilk hedefimiz hocam. Aynen, ortalamayı geçmelisin. Yoksa işte şu soruyu yapayım, anlatım bozukluğu sorusu daha fazla puan, dil bilgi sorusu daha az puan, işte sözcükte anlam daha kolay. Hayır. Sorunun önemi değil, sorunun standart sapmadaki yeri çok önemli. Peki diğer bir şey, sınavı TÜBİTAK hazırlıyor. Bunu duydum işte Tonguç. Hocam evet, nasıl hazırlıyor dediler geçen sene hatta. Evet, geçen sene nasıl hazırladı? O yüzden uzay yolundan çok fazla soru geldi. Sen evet, de görmüşsün diye. Evladım öyle bir şey yok. TÜBİTAK sadece soruları denetliyor. Soruları her zaman ÖSYM'nin hocaları, Milli Eğitim'in başarılı, kelli felli hocaları hazırlıyorlar. Hatta o yüzden de her sene mutlaka hatalar çıkıyor. Dikkat et, sınavdan sonra mutlaka bir iki soru iptal olur. Öyle değil mi? Senin gittiğin okuldaki denemeler bile, dershanelerdeki denemeler bile iptal olmazken ÖSYM'nin yaptığı sınavlar veyahut da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar her sene iptal olabiliyor. Niye? Çünkü onlar da normal senin benim gibi insanlar hazırlıyor. Hata olabilir. Dolayısıyla TÜBİTAK hazırlıyor, uzay yolu, öyle şeyler yalan. Aynı da bir de şöyle hocam, ama bu sene zor soracaklarmış. Gerçekten o doğruymuş yani. Çok bilindik bir kaynaktan aldım onu. Bak bu da yanlış Tonguç'um. Niye biliyor musun? Adamların işi yok da geçen sene kolay sordular, bu sene zor soralım diye plan evet yapıyorlar. Hocam sadece bizim için bekliyorlar hocam. Hazırda öyle bekliyorlar. Öyle bir şey yok evladım, bak bu sene Türkiye yeni bir öğrenci girişimi oldu. Yurt dışından 100 bin tane yeni bir öğrenci girdi de okulların sayısı yetmediği için. Aa bu sene çok fazla öğrenci girdi. Bu sene hocam her şey bize patlıyor zaten yani. Öyle bir şey yok evladım. Her sene sorular esasında benzer zorlukta. Geçen sene ve bir önceki senedeki sorular benzer zorlukta. Sadece öğrenci kendi girdiği sene buna benzer bir hurafeye inanıyor. Bu sene daha zor soracaklarmış. Veya bu sene daha zor sordular diyor.
Halbuki seneler geçtikçe bir şey değişmiyor. Peki çözüm önerilerini? Evet hocam yani nasıl de, ne yapacağım? Birincisi ortamını düzenlemelisin Tonguç. Bu ortam sence düzenli mi Tonguç? Hocam çok anlamsız yan gelip yatmış hocam. Evet bu sensin bu arada. Saçlarını çizmemişiz ama saçların da burada. Bak bu doğru bir ortam değil Tonguç. Sen düzenli bir ortamda çalışırsan başarıya ulaşacağını sınav taktikleri videolarımızda hepsini defalarca söyledik. Aynı zamanda nefes ve gevşeme egzersizleri yapmalısın. Aman Tonguç. Tanrım yoga mı hocam? Aynen yoga. Kendini sakin tutmalısın. Yani derin nefes almalısın. Kendi içinden 10'a kadar 20'ye kadar saymalısın stresli olduğun anda. Nefes ve gevşeme egzersizleri emin ol seni rahatlatacaktır. Ve en önemlisi videomuzun başına söylediğin şey aile desteği. Aile desteği olduğu sürece annen ve baban seni her hocam, bu ne biçim anne ya? Şey zenciye benziyor hocam ya. Evladım, Arap bacıya benziyor. Simpson ailesi olmuşum gerçekten. Güzel bir aile. Bu da anne de güzel. Baksana küpeleri falan çok tatlı olmuş. Burada zaten bütün anneler güzeldir. Cennette annelerin ayağı altındadır. Dolayısıyla burada senin bilmen gereken ailen şey... Ailen beni desteklemiyor. Sadece çalış 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 diyor ve yok, başımın onlar... etini yiyorlar ve artık dayanamıyorum. Evden kaçmayı planlıyorum arada sırada. Evden hocam. Kaçmayı planlama. Evde kalmaya devam ediyorum. Bir arkadaşımla anlaştım hatta. O evet. Beni 3 gün kalabilirmiş. Kalabilirmiş. 3 günden sonra ne yapacaksın peki? Sonra diğer arkadaşımı da öbür 3 günü ayarladım. Güzel. Yani toplam 6 günü şey yaptım. Sonra? 6 gün sonrası iş bulurum, çalışırım hocam. Güzel, mantıklı bir plan. Tonguç, öyle bir şey yok. Anne ve babandan daha uygun bir ortam, daha sıcak bir ortam hiçbir şekilde bulamazsın. O yüzden o planı bence şimdilik tehir et. Tonguç Akademi'yi Twitter, Facebook ve Instagram'da takip ediyorsun. En önemlisi videolarımızın çoğunun daha YouTube'a yüklenmeden tonguçakademi.com'da olduğunu biliyorsun değil mi Tonguç? Bilmiyordum hocam, öğrenmiş oldum. Öğrenmiş oldun. O zaman bu soruya da cevap bekliyoruz. Sınavların içerisinden bir tanesini hangisi en iyi söyle bana Tonguç.